Tamam. Deniz. Tamam hocam. Sağ olasın. Çok teşekkür ediyoruz Hande. Ben teşekkür ediyorum hocam. Arkadaşlar bugünkü eğitimde sınav yok daha önce söylediğim gibi. Ancak Menti uygulamamız var. Menti uygulamasını şunun için yapıyoruz. Çoğu meslektaşımız Hande gibi olsun, diğer arkadaşlarımız gibi ilk defa katılıyorlar. Ve bazılarımız konuyu ne olduğunu pek algılayamadan geliyorlar. Yani biz de çok fazla kayıt formlarında her ne kadar ders konusunu, içeriğini yazıyor isek de hocamıza da kolaylık olsun, hocamıza da girişte bir avantaj sağlayalım diye Menti uygulaması yapıyoruz. Genelde iki sorumuz oluyor. Böylece sizde bir derse karşı ilgi uyandırmayı amaçlıyoruz. Sınavları ise şunun için yapıyoruz. Aynı eğitim sisteminde biliyorsunuz genelde ön test, son test uygulaması yapılıyor. Ön test konu hakkında daha önce bir bilginizin olup olmadığını ölçmek için, son testte bu dersin size ne kadar katkı sağladığını ölçmek için yapılıyor. Genellikle ön test ve son testler aynı soruların sorulması mantığına dayanıyor. Ki değişimini takip edebilmek için. Bu nedenle biz hemen dersin sonunda ön testi uyguluyoruz. Menti ve ön test uygulamasını öyle yapıyoruz. Bir gün sonra da sizlerin bu ders konusundaki kazanımlarınızı ne kadar muhafaza ettiğinizi veya bu derse ne kadar ilgi duyduğunuzu, ne kadarını aldığınızı görmeyi istediğimiz için yapıyoruz. Dolayısıyla bazı arkadaşlar niye iki tane aynı soruyu soruyorsunuz kardeşim diye soruyorlar. Amacımız tamamen bu. Sonuç itibariyle bir emek harcanıyor. Ekibin burada önde beni görüyorsunuz. Ak saçlı bir ihtiyar ama arkada çalışan bir 10 kişilik bir ekip var. Dolayısıyla da bir teknik hizmet veriliyor, bir hizmet var. Boşa gitmesin, meslektaşlarımız ufak da olsa bir kazanım sağlasınlar diye mücadele ediyoruz. Yoksa başka bir amacımız yoktur. Eğitimleri şey olarak ücretsiz veriyoruz, vermeye çalışıyoruz. Sayımız kalabalıklaştıkça Zoom biliyorsunuz şu anda 100 kişiliğe kadar sınırımız var. Bu toplantıları 500 kişilik, 1000 kişilik hale getirebildiğimizde kendimizi başarılı sayacağız. Şu anda sayımız 100-150 civarında devam ediyor. Türkiye'de 100 binin üzerinde biyolog var. Onların hepsine ulaşabildiğimizde çok daha güzel işler yapabileceğimizi düşünüyorum. Kerem Kazancı, tavukçu musun sen kardeşim? Evet hocam. Tavukçunun nesini yapıyorsun? Türk tavukçuluğu hocam. Normal tavukçuluk değil. Türk tavukçuluğu mu? Süs. Süs Türk. hayvanın besliyorum. Ha, paçalı maçalı şöyle Aynen. bir şey hindiye benzeyen tavuklar. Aynen Fakat onlardan. gibi tavuklar. Kaç yıldır yapıyorsun Kerem? Yani profesyonel olarak 2 yıldır ama daha geçmişte 3 yılım daha var. Var. Sen hangi okul mezunusun? Ben şu anda Yıldız Teknik'te 1. sınıf öğrencisiyim. Moleküler biyoloji. Moleküler biyolog olarak tavuk moleküllerini geliştirmeye çalışacaksın. İnşallah. Tamam. Kaç tür tavuğun var şu anda? Şu anda 4. 4 tane. Azaltmaya çalışıyorum. Ama şey, tavukçuluk güzel bir iştir. Hele o paçalılar, süslü tavuklar var ya, Evet. onlar çok ilginç tavuklardır. Çok farklı var, doğrudur. Evet. Bilal Karataş arkadaş, siz de benim gibi ak saçlısınız. Buyurun, sizi de dinlesek. Bilal Bey, sesinizi açarsanız.
Efendim, merhabalar. Ben Bilal Karataş, Sualtı Gazetesi editörüyüm. Şu anda Ateş Hocam'ın ekibindensiniz yani. Evet efendim. Onun sayesinde sizlerle tanışma fırsatı buldum. Bu nedenle çok mutluyum. Beni de kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Şu anda SGTV vasıtasıyla Sualtı Facebook grupları, YouTube ve Facebook'tan dediğim gibi canlı yayındayız efendim. Çok teşekkür ederim. Bilal Bey, reklamımızı yaptığınız için biz size asıl teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Tekrar aramıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Meslek yakınlığınız var mı Bilal Bey? Asıl mesleğiniz ne? Efendim ben güverte zabitiyim, balık adam eğitmeniyim ama çok uzun zaman Antalya Kemer bölgesinde dalış merkezi işlettim. Evet. 85 yılından 2005 yılına kadar turizm ve dalış merkezleri, dalgıçlar ilgilendim. Bilal Bey, biz sizin Ayvalık'ta Ateş Hocam'ın olduğu bu GMK'nın toplantısında birlikte dalmadık mı? Yok. Hiç ben o etkinliklere katılmadım efendim. Öyle mi? Peki. Evet. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için tekrardan. Ben de çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Şu anda canlı yayındayız efendim. Sağ olun. Sağ olun. Biz de şimdi kendi YouTube kanalımızda canlı yayına geçeceğiz. Harika. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Ateş Hocam, tekrar hoş geldiniz. Ateş Bey, hoş bulduk. Sizden bir arkadaşı da kattık aramıza, artık mutlu bizim satımız yere gelmez. Evet evet. Sağ olsun Bilal arkadaşımız bizim camiye çok hizmet veriyor. İletişim konusunda hemen hemen tek sesimiz o. Evet. Çok emek veriyor. Çok teşekkür ederiz orada. Biz de katılım sağladığı için çok teşekkür ediyoruz. Ateş Hocam, şimdi bir iki dakikalık bir mentor uygulamamız var. Burada sizin slaytlarınızdan kopya çektiğimiz iki sorumuz var. Arkadaşlara soracağız. Onlar online olarak ne olduklarını bilecekler. Böylece dersi de bir ön alaka toplamış olacağız. Daha sonra alanı size vereceğiz. Bana iki dakika müsaade ederseniz, Onur sen idare et, ben YouTube'daki şeyi canlı yayını başlatayım, olur mu? Tamam hocam, Telegram'da ve burada paylaşıyorum. Tamam. Bir iki dakikanızı alacağım özür dileyerek. Onu halledeyim. Özelliklerini belgeleyebiliyoruz. Makroda ise bölgesel türleri daha detaylara giriyoruz. Hangi bölgeye gidiyorsak o bölgenin kendine göre daha ağır basan türleri var. Ve onların simbiyotik yaşamları deniz altının, yani karada da böyle eminim sizler daha iyi biliyorsunuz ama su altının, su altı fotoğrafçılarına yaptığı en büyük fırsat, yarattığı en büyük fırsat, en sıra dışı fotoğrafları sağlayan şey deniz simbiyotik yaşamdır. Yani öyle değişik şeyler görebiliyorsunuz ki bunların nedenlerinin içinlerini bile açıklamak çok güç olabiliyor. Kamuflaj, canlıların kamuflajı başlı başına bir konu ve bir tecrübe gerektiriyor. Ve onların davranış özellikleri. Şimdi biz böyle fotoğrafları çektikçe işte bu canlıların bu başlıklar altında fotoğraflar kümelendikçe, biz bu fotoğrafların içine girdikçe, bunların sebeplerini araştırdıkça deniz biyolojisine bu yönde yaklaşıyoruz. Ve fotoğrafçılardan beklenen de bunların sadece fotoğraf olarak değil, bilgi olarak da açıklamalarını yapmaları. Yani bu köpek balığını gördükleri zaman bize o köpek balığı bu nedir? Hangi türdür? Bunu nerede görebilirim? Bu insan için zararlı mıdır? Ya bu Cansu'ndaki köpek balığı değil mi diye sorular sorulduğunda biz bunun nerelerde bulunduğunu, insanlar için hangi şartlarda tehlikeli olduğunu,
fotoğraf çekmek için nasıl bir alette bulunmamız gerektiğini hepsini söylemek zorundayız. Biz bu canlılarla birden bir tesadüfen karşılaşmıyoruz. Zaten Allah korusun bu beyaz köpek balığından tesadüfen karşılaşmamız bizim için en büyük tehlikelerden bir tanesi. Onların bölgesine gidip planlı dalışlarla bu fotoğrafları çekiyoruz. Bunun için bir ön bilgi ve sonrasında onu uygulama çok önemli. Ve öyle bir canlıyla karşılaşıyoruz ki bunu bir başkalarına anlatmak için bir ölçek koymamız lazım. Şimdi bu canlıyı siz hiç bilmeyen birine gösterirseniz bir balık. Ama bu balık 17 metreye kadar büyüyebilen bir balık. Bir köpek balığı. Oraya bir arkadaşımız fotoğrafa. O canlıyla ilgili, onun biyolojisiyle ilgili, davranışlarıyla ilgili bir ipucu veriyorsunuz. Bu kadar büyük olduğunu gösteriyorsunuz. Şimdi bunun hem siz, hem seyreden, hem daha sonraki sizden bu bilgi isteyenlerin bunun için sorusu şu olabilir. Bu bir ne tür bir balık bu? Köpek balığı. Peki bu kadar büyük köpek balığının yanında nasıl yüzüyorsunuz? Köpek balığı en korkulan deniz canlılarından biri. Aslı öyle mi? İşte hiçbir zaman onun büyüklüğüyle orantılı olmadığını söylemekte bilmek durumundasınız. Bu canlıların nerelerden nasıl göç ettiğini bilmek durumundasınız. Ve nelerle beslendiğini bilmek durumundasınız. Şimdi koca balık planktonlarla besleniyor. Bunu birçok insan bilmez. Bunu ortaya koymak durumundasınız. Ve onları doğru tanıtmak durumundasınız. Geniş açıda bölgesel özelliklerle ilgili çok fazla şey ortaya koyabiliyoruz. Bir denizde akvaryuma benzeyen bir fotoğraf çektiğiniz zaman aslında fotoğrafın her tarafı biyolojik olarak bir kendini anlatan ve sırlar barındıran bir fotoğraf. Şimdi yine ona geliyorum. Sual fotoğrafçıların konuda tecrübelendikçe bilerek veya bilmeyerek, bilinçaltında veya bilerek deniz canlıları tanır. Onların bölgesel dağılımlarını öğrenir hale geliyor. Buraya baktığı zaman birçok arkadaşımız bunun hemen bir Kızıldeniz görüntüsü olduğunu anlar. Ama hiçbir yerde yazmıyor bu. Ama işte orada antiyaslar, oradaki yumuşak mercanlar, oradaki melek balığı bize hemen bu ipucunu veriyor. Ve bu bilgileri doğru aktarma sorumluluğu da veriyor. Veya çok değişik bir biyolojik ortam. Denizden alakası olmayan karaların ortasında bir göl ve bu göldeki deniz anaları dünyada bir tek bir yerde ve buna yakın ikinci yerde bulunan bir ortam ama siz bunu fotoğrafınıza sadece deniz anaları koyduğunuz zaman ne bileyim ben İstanbul'daki bir limanın kirliliğini gösteren bir yere birikmiş deniz anaları gibi gösterebilirsiniz mesajını verebilirsiniz. Ama bunu bu şekilde çekerseniz bunun tropik bölgede olduğu mesajlar verilir. Bu sefer canlının yaşam ortamı, nasıl bir bölgede yaşadığı daha iyi vurgulanmış olur. Ayrıca da bu nasıl olur? Yani bir deniz anası karadaki bir gölde nasıl yaşayabilir? Bunun açıklanmasını hem sizin fotoğrafçı olarak öğrenmeniz lazım hem de başkalarına bunu doğru anlatmak lazım. Çünkü bunlar doğanın sırları. Bunlara tanık oluyoruz. Ve bu bir olmanın da verdiği bir sorumluluk oluyor. Bunları doğru anlatmak durumundayız. Göçlerden bahsettik. Aslında bütün büyük balıkların büyük bir çoğunluğu, kendimizin bildiği birçok tür göç eder. Göç etmesi demek bir başka balığın onu takip etmesi demek. Başka canlıların, memelilerin onları takip etmesi demek. Denizdeki bu dinamik aslında fotoğrafçılar için inanılmaz bir fırsat. Çünkü denizde onların nerelerden nasıl karşılaşacağımızın programını o göçleri bilerek yapabiliyoruz. Ve bir geniş açı fotoğrafta göçleri belirlediğimiz zaman işte canlının türünün hangi canlıya saldırdığı, o canlının hangi tür olduğu, onların neden oralardan göç ettiği hep bunlar fotoğrafımızdan sonra bizlerin bilgi daralıcılığına aktarmamız gereken şeyler oluyor. O yüzden hani biyolog değiliz diyorum. Hatta ve biyolog de sanılmamamız gerekiyor. Çünkü bu fotoğrafladığımız konuların dışında fazla taşmıyoruz. Sadece çektiklerimizi ne olduğunu öğreniyoruz. Bu biriktikçe o zaman tabii ki biyolojiye yakın bir bilgi dağarcığına sahip oluyoruz. Bu da bir gerçek. Ama gene böyle göçleri sırasında sadece deniz canlıları değil, gökyüzündeki canlılar bile bu olaya dahil oluyorlar. Siz bunları bir anda
sizin bu fotoğrafa bakan kişinin bunun ne olduğunu anlamayabilir. Bunların bir martı, bir beyaz kuş yorumundan fazla bir şey yapamayabilir. Siz bunların değişik bir tür bu alışkanlığı olan belli bölgelerde yaşayan kuşlar, onların işte denize 180 km'den girdiğini, belli bir açıda girdiğini, o açıyı bozarsa boynunu kırıp kendi hayatını kaybettiğini ve bunun ne hangi bölgelerde olduğunu açıklamak durumundasınız. Yani bir fotoğrafı koymak bunu yeterli kılmıyor. Bu bilgiye sahip olmanız lazım. Davranışları çok iyi anlatabiliyor geniş açı fotoğraflarınız. Mesela bu fotoğrafa bakan biri nasıl olur diyor, bu kadar balık içinde bir köpek balığı bulunabiliyor. Çünkü köpek balığı denizlerin dibinde hareket eden her canlıya saldıran canlılar gibi düşünülebiliyor. Onların işte belli huyların olduğu, belli türlerinin belli davranışları olduğu, bunlara bazılarının bizim yaklaşabileceğimizi, yaklaştığımız zaman tehlike olmadığını bilmemiz lazım. Çünkü ilk önce kendimizin öğrenmesi lazım. Böyle fotoğraflar tesadüfen çekilmiyor. Bu canlıları tanıyarak, onları hedefleyerek bu fotoğrafları çekiyoruz. Sonra size derler böyle fotoğrafı. Peki üzerindeki balık nedir? Balık üzerine yapışıyor. İşte yapıştırma organı şu. Şundan dolayı yapışıyor. Şeklinde bilgilerimiz olması lazım. Bunlar bir fotoğraftan bizim üretebildiğimiz bilgiler. Veya bir ifteki papağan balıkları, koca dev papağan balıkları, işte onların çok güçlü, sadece mercanları öğüterek onları kum haline getirebilecek şekilde evrimleşmiş canlılar olduğu, bunların sabahları ancak bu şekilde gruplar halinde karşımıza çıkacağı, gün içinde bir daha karşımıza çıkmaların zor olduğu, hep bunların ön bilgileriyle giderek buralara bu fotoğrafları çekebiliyoruz. Atilla Beyciğim, soruları var mı arkadaşlarımızın? Sesiniz gelmiyor. Hocam, biz ilk dersimizi 40 dakikalık bir sürede size veriyoruz. Ondan sonra da sunumumuz bittikten sonra arkadaşlardan soruları yazılı veya sözlü olarak alıyoruz. Soruları siz mi soruyorsunuz? Arkadaşlar sorabilirler. Çete yazarak da soruyorlar hocam. Merak tamam. Peki, oldu o zaman. Devam ediyorum o zaman. Evet, makroya girdiğimiz zaman türler konusu bir kere çok önemli ve denizin asıl sırlarını bu şekilde öğreniyoruz. Çünkü denizlerin dibinde gözümüze gözükmeyen, hatta baktığımız yerde bile göremediğimiz inanılmaz bir canlı yaşamı var. Ve bunlar içinde çok hayret verici bazı geniş açı fotoğraflara baktığınız zaman hiç bilginiz olmasa bile bazı şeyleri çözebiliyorsunuz deneyiminizden, ama makroda karşılaştığınız canlıların türleri konusunda size ön bilgiler verilmediği zaman onların ilgili peşin bir mesela bu ahtapot dünyanın 4-5 en zehirli canlısından biri. Mavi halkalı ahtapot. Bu hayvan, şimdi bir fotoğrafa baktığım zaman ben bunun 3 kiloluk mu 5 kiloluk mu 40 santimlik balık olduğunu, canlı olduğunu anlayamıyorum, ama gözlerimle gördüğüm zaman bunun 3-4 santimlik, 5 santimlik, 10 santimlik küçücük bir canlı olduğunu görüyorum. Ve bu canlının nasıl bu kadar zehirli olduğunu, neden insanlara ve bu insanlara saldırması mümkün olmayan bir canlı, çok ufak. Neden onun bu kadar zehirli olduğunu ve nasıl insanlar için tehlikeli olduğunu öğreniyoruz. Çünkü siz onu temas etmeden onun sizi ısırması, size zehirlemesi mümkün değil. Peki neden insanlar bundan bu kadar zarar görmüşler? Tropik bölgelerde metcezirin, gelgitin olduğu zamanlarda riflerde oluşan göletlerde bilmeden basan insanlar bu canlıyı görmedikleri için de yaralanıp ısırılıp hatta ölümlerine neden olabilecek bir canlı bu. Gözümüzden göremeyeceğimiz kadar, seçemeyeceğimiz kadar ufak canlılar bunlar. Bunların nasıl görülebileceği ancak oradaki bölgesel rehberler vasıtasıyla oluyor. Ama bize verdikleri bilgiler paralelinde ona nasıl yaklaşacağımızı, nasıl fotoğraf çekeceğimizi öğreniyoruz ve başkalarına da bunu anlatıyoruz. Öyle değişik canlılar var ki bunları dergilerden dışında görmek çok zor. Ancak o bölgeye gidip çok detayına girerek denizlerin bu türleri görebiliyorsunuz. Ve her birinin içinde bir bilgi sahibi olmak zorundasınız.
Çünkü siz bunu sorguluyorsunuz. Şimdi sağda çektiğim fotoğrafta bir tane hayalet balığı var. Ama biri büyük, biri küçük. Ama bir başka yerde görüyorum ben bunları. Gene öyle. Biri büyük, biri küçük. Bir başka yerde gene öyle. O zaman soruyorsunuz niye biri büyük, biri küçük? O zaman şu bilgiyi alıyorsunuz. Evet, küçüğü erkek, büyüğü dişi. Böyle bir birliktelikleri var. Ve bu canlılar hep çift geçiyor. Bu sizin için önemli biyolojik bilgi. Soldaki canlı böyle bir canavar gibi gözüken bir canlı. Evet, bunun o halini koymak için bir değişik bir teknik kullanıyoruz ama niye bu kadar kıllı? Çünkü onu çıplak gözden gördüğünüzde bir yosun ve sünger parçası gibi görüyorsunuz. O onun doğal pusu konum şeyi, yapısı. Ve yanından geçen bir balığı gözden seçemeyen yutuyor. Bütün silahı kamuflaj. Ve tekrar başında da söylediğim gibi benim de çok açıklamasını koyamadığım doğanın bir sırrı bu simbiyotik yaşam. Birçok canlı birbiriyle ortak bir yaşam sürüyor. Bunların en çarpıcıları da denizin içinde nemolara falan bildiğiniz bu anemon balıkları. Anemon balığı biliyorsunuz anemonlar buradaki canlılar ve bunları herkes bir bitki zanneder. Bunların bir hayvan olduğunu buluyoruz. Bunlar bir hayvan. Ve içinde yaşayan diğer hayvan da bir balık. Fakat ilginç olan bu anemon içinde bir başka canlı yaşayamayan başka bir balığı yakaladığı zaman yiyorlar. Ama bu anemon balıkları içinde doğuyor, büyüyor ve yaşamları boyunca birlikte yaşıyorlar. Balığın dışkılarından yakaladığı, parçaladığı şeylerden anemon yararlanıyor. Anemonun zehrinden balık kendini koruyaraktan bir yaşam boyu bu şekilde bir ortaklık yapıyorlar. Bu da fotoğraflarımızla detaylandırabiliyoruz. Çıplak gözden bunları bu sırlarını görmemiz, değerlendirmemiz çok zor oluyor. Bir tane yengeç görüyorsunuz. Üzerinde böyle süsleri var. Ama biliyorsunuz ki o süsler aslında anemonlar. Yengeç bir keşiş yengeci. Bu keşiş yengeci boş buldukları bir deniz kabuğuna girerler. Hiç bu orada yanlış bir bilgi vardır. Yani yengecin kabuğu aslında ona ait değildir. O tamamen yumuşak bir gövdesi vardır. Deniz kabuğu içine girer ve onu ev gibi kullanır. Ama o da yetmiyor. Küçük larvalar halindeki anemonlar bu kabuğa yapışıyor ve orada gelişiyorlar ve yengeç gezdiği müddetçe o anemonlar da denizdeki diğer besinlere ulaşma imkanı var. Ve bu yaşam boyu devam ediyor. Ne zamana kadar? Yengeç büyüyor, gidiyor, bir başka daha büyük bir kabuk buluyor. Ondan sonra o kabukla devam ederken bu anemonlar artık o kabukta kalıyor. Eğer bir yengeç oraya girmezse onlar artık stabil bir yaşam sürüyorlar. Bir fotoğrafın bize anlattıkları. Kamuflaj. O da deniz canlılarının en büyük tezatlarından biri. Yüzmeyi bile beceremeyen balıklar aslında en avcı balıklar haline geliyor. Mesela buradaki bu kurbağa balıkları öyle bir süngerinde öyle bir renk şeyi var ki uyumu. Siz onu çıplak gözlemden geçerken bile fark edemiyorsunuz. Ama diğer balıklar da fark edemiyor ve onların avlanmasına neden oluyor. Onların hayattaki en büyük gücü bu bulundukları ortama uyumları. Fakat deneyimli fotoğrafçı olduktan sonra siz o farkı arıyorsunuz ve kamufle olmuş canlıları da bulup fotoğraflayabiliyorsunuz. En büyük kamufle uçlarından bir tanesi bu deniz atları. Şimdi bu deniz atlarına fotoğrafta baktığınız zaman en azından ben öyle zannediyordum. İşte deniz atının hiç olmazsa gördüğümüz boyutlarını biliyoruz. İşte 5 santim, 10 santim yakın hayvanlar. Ama bunlar 1 santim bile bulmuyor. Ve bunu bu yumuşak mercanın içinde, bu gorgon dalığı içinde benzeşir bir vücut yapısı var ki size işaret ettiklerinde bile bu canlının orada olduğunu zor görüyorsunuz. Onu fotoğraflamak daha da zor oluyor. Çünkü çok özel ekipmanlar, ilave mercekler kullanmak zorunda kalıyoruz. Ama onun hangi gorgonda artık hangi türün yaşayabileceğini de öğreniyoruz. Bu türün şu mercanda öbür daha farklı türlerin bunları var. Diğer mercanlarda yaşadığını bilebiliyoruz. Dalışlar
Bu arada hani, geniş açılarda olduğu gibi davranışları da fotoğraflıyoruz ve bunların nedenlerini çözmeye çalışıyoruz ve öğreniyoruz. İşte bu ahtapotun fotoğrafı, bu ahtapotun diğer sahadaki görüntüsü hemen hemen bir, bilemediniz iki saniye içinde oldu. Yani size yaklaştığınız zaman ilk önce saplandığı yere kadar geliyor, daha da fazla yaklaşırsanız son silahını kullanıyor, renk değiştiriyor birdenbire. Neden ahtapotlar renk değiştirir? Ahtapotların bu renk değiştirme becerileri nereden geliyor? Bunlar fotoğraftan sonra sizin sorguladığınız, edindiğiniz bilgiler oluyor zorunlu olarak. Çünkü size soruluyor. Ve bu da balıklar arasında, deniz canlıları arasındaki sırlardan biri. Bir hamlede ikiye böleceği bir balık. Onun belli sanki belli yerlerde, belli saatlerde randevuleşmişler gibi. Mesela bu papağan balıkları, başta da söyledim, sabahın erken saatlerinde aktif oluyorlar. Ve kendilerini belli yerlerde, bu balıkların buralar temizleme istasyonları deniyor. Bu temizleme istasyonunun nerede olduğunu biliyorlar ve oraya gidiyorlar. Ve ağızlarındaki parazitleri, kalıntıları temizletiyorlar. Şimdi nasıl bir iletişim vardır, nasıl bir koklanma vardır ki bunu değişik türler bir şekilde her zaman, her yerde gerçekleştirebiliyorlar. Şimdi fotoğrafçı olarak da buna tanık olmak, hele belgelemek hem çok nadir olabilecek bir şey, hem zor olabilecek bir şey ama büyük bir şans bir fotoğrafçının su altında böyle bir temizleme durumunu yakalaması, en azından biyolojik açıdan. Peki nerelere gitmeliyiz? Başta da söyledim. Su altı fotoğrafçılarının asıl maliyeti ekipmanları değil, o canlıların bulunduğu dünyaya ulaşmada. Çünkü biz 4/3 su olan bir yani karal, her yer bize uzak. Her yer bize uzak. Yani Amerikalıya burası uzak, burası Amerika'ya uzak, İndonezya'ya Afrika uzak, her yer bize uzak. Ve biz su altı fotoğrafçıları, kara fotoğrafçıları da böyle tabii, belgesel olarak çalışan herkes bu zorluğu yaşıyor. Biz gün geliyor bir Afrika çölünün yanındayız, bir gün geliyor bir Kızıldeniz'deki adanın yanındayız, bir gün geliyor bir yerli kabilesinin kıyısındayız ve bu canlılara ulaşmak için buralara gitmek zorundayız. En çok hedeflediğimiz bölgeler mercan resifleri. Mercan resifleri gördüğünüz gibi bu kırmızı alanlardan dışında dünyanın herhangi bir yerde yaşamıyorlar. Fakat dünyanın yaklaşık yani denizlerin yaklaşık %4'üne yakın bir alanı kaplıyorlar. Fakat tür bankaları gibiler ve doğamız için çok önemliler. Burada da görüldüğü gibi yüz binlerce omurgalı, omurgasız balık vesaire balığın, türün biriktiği yerler oluyorlar. Ayrıca suyun, denizlerin hareketini, kıyılara olan enerjisini %70'ini bunlar karşılıyorlar. Yani riflerin böyle bir özelliği var. Ve özellikle son yıllarda artık dalış turizmine de hızlanması dedi. Yılda 37 milyarlık bir turizm bütçesi bu riflerin çevresinde bulunuyor. Tabi Covid'den önceydi. Şimdi bu rifler artık iyi mi diyelim, kötü mü diyelim, bir 7-8 aydır dinlenme şeyinde, çünkü oralara ulaşılamıyor şu anda. Bir rifin görüntüsü. Yani burada baktığınız zaman bir fotoğrafçı kadrajına verdiği zaman, aldığı zaman burada tesadüfen alınmıyor. O türlerin hangilerinin kadraja alınacağını, nerelerden onlara yaklaşacağımızı bilerek çekiyoruz. Bu kadar bol bir deniz yaşamı var. Burada her santimetre karede bir yaşam var. Binden fazla türü bir resifte, yani bir resifin kapasitesi binden fazla balık türünü barındırıyor. Yani bunun Akdeniz gibi ülkelerden, bizim gibi ülkelerden giden insanlar için biraz hayali zor olan bir çeşitlilik. En değişik canlılar, en farklı, en sıra dışı canlıları biz gene riflerde, mercan resiflerinde daha doğrusu görüyoruz. Öyle bir bilgilerle donanıyorsunuz ki bir köpek balığı, bana bu fotoğrafı gösterseler, evet bir köpek balığı, evet dipte yaşayan bir köpek balığı, evet değişik desenli bir köpek balığı, ama bunun özelliğini size söylüyorlar ve arıyorsunuz onu, o özelliğini.
Bu yürüyen köpek balığı. Buna walking shark diyorlar. Bu öndeki soldaki gördüğünüz yüzgeciyle öbür tarafındaki yüzgeçten de ayak gibi kullanıp denizin dibinde yürüyor. Şimdi bu önemli bir görüntü. Fotoğrafta tabii bunu koyamıyorsunuz ortaya ama bu canlının davranışını o bölgede tanık oluyorsunuz. Köpek balıkları hep sivri dişli canavar ki her köpek balığı kendisinden küçük canlılar için tabii ki canavar ve predator ama bu kadar değişik formasyonları yapıları olduğunu da gezilerimizde işte fotoğraflarımızda görüyoruz. Gene o bölgelerde işte en çok benim de bahsettiğim gibi deniz atları şeyin ölçeğine bakarsanız Gorgon dalının ölçeğine ne kadar küçük bir canlı olduğunu görürsünüz ve denir ki deniz atının ne kadar farklı bir türünün ve buradaki mercanın rengine uyum sağladığını görüyorsunuz. Bunların tek silahı görülmemeleri. Bunları sadece insanlar değil, balıklar da zor seçiyor ve böylelikle hayatta kalıyorlar. Yoksa balık bir büyük balık için bu deniz atı inanılmaz lezzetli bir lokma. Değişik tür balıkları resiflerde görebiliyoruz. Sıra dışı vücut yapıları ve sıra dışı renkler. Şimdi bazılarını izah edemiyorsunuz. Bu fotoğrafı gören herkes bize bir bilen olarak soruyor. Peki niye bu kadar renkli? Hakikaten bunun cevabı yok. Bu niye kadar renkli diyemiyoruz. Evet, balıkların cinsleri, türleri, yedikleri besinler, işte üreme dönemlerindeki durumları hep renklerini bazen arttırıyor, bazen değiştiriyor ama yani bir doğada bir canlıya bu renk neden verilmiştir? Bu niye diğerlerine göre daha farklıdır? Valla sizler eğer biyolog olarak söylerseniz bizim için de iyi olabilecek. Çünkü bunu açıklayamıyorsunuz. Bu kadar renkli canlıda niye var? Kim bunu beziyor? Bir müren balığı, buna kurdele müreni deniyorlar. Bakıldığında sanki 1-2 metre boyunda canavar, sivri dişli, insana saldırmak üzere bir müren olarak gözüküyor. Ama bir fotoğrafçı biliyor ki bunu, bu aslında bir kurdele inceliğinde. Rüzgarda sallanan kurdele gibi hareket eden, fotoğrafının çok zor seçilebileceği, çekilebileceği hareket çünkü sabit kalmayan. Erkeğinin bu tip mavi ve sarı renklerde olduğu, dişisinin sarı renkli olduğu, yavrularının ise simsiyah bir kurdele gibi, kahverengi, koyu kahverengi kurdele gibi olduğunu biliyor. Ve bu fotoğrafı başkasına anlatırken de bu biyolojik bilgileri verir duruma geliyoruz. Melek balıkları Kızıldeniz'den, mavi maskeli melek balığı deniyor bunlara. Ama burada da vurgulanması gereken bir şey oluyor. Bunlar Kızıldeniz'de yaşıyorlar ve Kızıldeniz endemiği. Bu deniz akvaryumlarının çok popüler balıklarından biri maalesef. Çünkü o nedenle doğadan koparılıyorlar çoğunlukla ki koruma altındalar. Ancak Kızıldeniz dışında başka bir yerde yaşamıyorlar. Evet, çok inanılmaz zengin bir deniz yaşamına tanık olabiliyoruz. Kaplumbağalar. Şimdi kaplumbağalar aslında suyun altında zaman geçirdikten sonra suyun üstüne çıkıp mutlaka nefes alması gereken canlılar. Ama belli dönemlerde, günün belli saatlerinde solunumlarını, dolaşımlarını yavaşlatıp dinlenmeye çekilebiliyorlar ve uzun bir süre suyun altında uyur vaziyette kalabiliyorlar pasif bir şekilde. Siz bunu fotoğrafçı olarak bildiğiniz zaman bu fotoğrafı yakalama şansı oluyor. Şimdi kaplumbağaya bu kadar yaklaştığınız zaman bir şekilde o sizden uzaklaşacaktır. Ama eğer o döneminde olduğunu biliyorsanız o zaman karşısına geçip onlarca poz fotoğraf çekebiliyorsunuz. Ama tabii ki esas burada canlıyı da rahatsız etmemek. Yani onun o pozisyonunu bozmadan, ona rahatsızlığı vermeden fotoğraflarını çekmek en azından sorumluluğu var hepimizde. Fotoğrafa bakanlar ne büyük şans bu. Nasıl bir şey oluyor bir kabuğun içindeki ahtapotu çekebiliyorsun diyorlar. Ama şunu söylüyoruz. Hayır, bu bir tesadüf değil. Bu hayvanın, bu Hindistan cevizi ahtapotu diye geçer bu. Bu hayvanın yapısı bu. Siz bunu bilmek zorundasınız. Eğer o bir kayanın arasındaysa böyle bir kabuk bulun, gidin yanına bırakın. O mutlaka o kabuğa gidip bu davranışını gösterecektir. İşte canlıları daha önceden bilmek, onların davranışlarını bilmek fotoğrafta sizin başarınızı da sağlıyor. Yani onu bir kaya içinde çekmem benim bu fotoğrafı hiçbir zaman
ortaya koyamam demek. Ama onu bildiğim için deniz kabuğunun yanına götürdüğümüzde böyle çift kabuklu bir halde mutlaka onun içine alıp kendisine bu pozu verdirebiliyor. Veya sıra dışı karidesleri, fotoğraflarımızdan palyaço karidesleri bunlar, fotoğraflarımıza alabiliyoruz. Çeşitli karidesler. Şimdi bir biyolojik olarak baktık. Yani biz denizdeki sadece balıkları, canlıları, memelileri, omurgasıları çekmiyoruz. Tabii bir gelişim çektiğimiz zaman mesela özellikle batıklar bizler için çok önemli objeler. Ve batık fotoğrafçılığı çok popüler bir şey. Ama burada bir batık var. O da gene tropik denizlerde çekmiş batık. Ama tamamen biyolojik fotoğraf gibi. Çünkü batık tamamen bir yaşayan obje haline gelmiş. Yaşayan kütle haline gelmiş. Her tarafı mercan ve o mercanların her karesinde bir yaşam var. Evet, şimdi kendi bölgemize gelelim. Dediğim gibi bizlerin en çok zorlayan şey başka bölgelere, o deminden beri fotoğrafları gösterdiğimiz bölgelere ulaşabilmemiz. İşte bu COVID döneminde de artık onlar kesildi. Ne zaman artık o hareket kabiliyetine ulaşacağız o da belli değil. Ama yanı başımızda bir denizler var. Biz bu denizleri hiçbir zaman göz ardı edemeyiz. Asıl korumamız gereken onlarla ilgili bilinmeyenleri ortaya koymak, o insanlara o fotoğraflarımızdan belli mesajları vermek kendi denizlerimizden ilgili olmalı. Şimdi aşağıdaki fotoğrafta genellikle mercan sifirinin dağıldığı yerleri görüyorsunuz ama şu cursor'un olduğu yerdeki Akdeniz'de hiç mercan yok. Evet, bizim denizlerimizde mercan var, yanlış söylemeyeyim. Ama o bildiğimiz tropik mercan resifine burada yaşam rastlanmıyor. Ne demektir? O kadar canlı türü de bu denizlerimizde bulunmuyor demektir. Gördüğünüz gibi bir balık bizim için çok önemli bir fotoğraf objesi haline gelebiliyor. Etrafta başka bir balık yok ama var. O balığı da bulmak için hedefliyoruz balıklarımızı, denizimizi. Buyurun. Arzu ederseniz bir 5 dakika ara verelim. Siz de soluklanın. Tamam. Çay içersiniz, su içersiniz, sigara içersiniz. Ben sigara içtiğinizi zannetmiyorum ama. Yok, ben sigara içmiyorum. Sigara kullanmıyorsunuz onu biliyorum ama bir evet. Çay molası verelim, rahat edin, rahat anlatırsınız. Atilla Bey benim açımdan bir sorun yok. İsterseniz ben sunumu bitireyim arayı ondan sonra verelim. Bitmek olur. Tamam ben tamam. Size bağlı. Hızımızı kaybetmeyelim. Tamam hocam tamam. Sonuçta söylemek istediğim şu orada onu vurgulamak isterim. Fotoğrafçı olarak neyi isteriz? Biz denizin altına girdiğimiz zaman bir maviliği yakalamak isteriz. Bunu da dünyada yakalayacağımız en özel denizlerden bir tanesi de Akdeniz, Ege. Hakikaten maviliği çok olan, çok üst düzey olan. Aslında bu maviliği de sizler de biliyorsunuz. Nedeni biraz fakirliğinden geliyor. Planktonlarından vesairenin denizlerimizde daha az olmasından. Yani göğün rengini ve güneşli günlerin yılda 150-170 günü bulduğu bir bölgede bu maviliği hep yaşamak da güzel bir şey. Bizim denizlerimizde fotoğrafçıya en çok avantaj veren şey maviliği. Ve antik bir yapı bizim avantajımız. Yani biz riflere sahip, mercan resiflere sahip değiliz ama dünyanın en önemli kültürel kalıntıların bulunduğu bir bölgede yaşıyoruz. Marmara'ya doğru gelelim. Şu anda ben bir Marmara'dan size sesleniyorum ve dalışı Marmara'da öğrenmiş ve hala Marmara'da kıyısında yaşayan bir insan olarak Marmara'ya bakmak durumundayım. Çok özel bir deniz biliyorsunuz. Bir iç deniz. Ne yazık ki en fazla tahrip edilmiş denizimiz ama hala bir yaşam var. Şimdi Marmara'ya doğru, Kuzey Ege'ye doğru geldiğimizde Ege'nin daha renklendiğini görüyoruz. Bu bir gerçek. Süngerleri, deniz bitkileri. Mesela şurada bir sünger uzmanı buradan herhalde 6-7 tane sünger türü çıkarabilir. Evet. Ve bunu demin size bir batık fotoğrafı gösteren tropik bir bölgede bu da bir batık. Bir batığın bir uzantısı Gökçeada yakınlarında daldığım bir batık.
bu şekilde süngerlerle kaplanmış durumda. Çok özel bir fotoğraf. Bir batık, aynı batık bir başka bölgesi. Kaç çeşit sünger var? Nasıl bir biyolojik zenginliktir bu? Şimdi Mercan İskender'deki balıkları arayan biri için evet Türkiye denizleri çok fakir ama sünger türleri konusunda çalışmak isteyen biri için de inanılmaz bir çeşitlilik var. Bir batığı bu şekilde kaplayabiliyorlar. Ve Atilla Bey, siz de bildiğiniz gibi bu özellikle Doğu Akdeniz'deki en fazla yayılım gösterdiği bölge, kolonileştiği bölge bu mercanların, kırmızı mercanların, gorgonların Türkiye kıyıları, Ayvalık, Edremit Körfezi diyeyim. Bir de Marmara. Ben bu bölgelerde çok sık gördüm bunları. Hala oralar renkli ve gördüğünüz gibi sarı çalı mercanları, onlar da Ayvalık civarında. Yani Kuzey Ege'de hayat Akdeniz'in güney, bizim güneyimizdeki Akdeniz kıyılarımıza göre çok daha zengin. Fotoğraflarımızda bunu yansıtabiliyoruz. İşte demin siz de bu fotoğrafları soruyorsunuz. Ayvalık'taki kırmızı mercanlar, yani gorgonalar, yumuşak mercanlar. Korunması gereken bölge ama tartışırız tabii korunuyor mu korunmuyor mu. O da gereken ilki gösterilmiyor çok. Evet, Marmara'ya gelelim. Marmara kirlenmiş, hayat bitmiş bir deniz olarak görülüyor. Bunda belli bir gerçeklik payı var. Ama hala Marmara çok zengin bir deniz. İşte gördüğünüz mercanlar burada da yaşıyor ama artık sayıları çok azalıyor. Kirliliğin verdiği, yanlış avcılığın suların altına, denizine verdiği hasarlar Marmara'dan bu türlerin artık çok nadir hale gelmesine oluyor. Ama hala derinliklerinde adalar civarında biz mesela şurada 3 tane tür değişik gorgonyanın aslında öndeki, ortadaki, arkadaki 3 farklı tür aynı derinlikte. Ama bir zamanlar o demin gösterdiğim Ayvalık gorgonları kadar fazla olduğu işte bu mercanların dağılı gösterdiği diğer oraları ancak bu şekilde kaldı ama hala bir hayat var. Çok özel bir fotoğraf. Bir biyolojik açıdan özel fotoğraf diyorum tabii. Yani fotoğrafik açıdan söylemiyorum. Burada kaç tane mercan türü bir kayanın üzerinde var. Bu bir mercan çalışan insan için özel bir fotoğraf. Çalı mercanları işte Edremit Körfezi'nde var ama hala Marmara'da bulunuyorlar. Ve siyah mercanlar deniz sularda belli bölgelerde hala var. Yani şu mercanın boyu itibaren baktığınız zaman yaşı bir 200 yıla rahatlıkla yaklaşıyor. Yani bu bölgelerin korunması gerekiyor. Bu bölgenin nereler olduğu biliniyor ama kimsenin umurunda değil. Maalesef en acı tarafı o. Biliyorsunuz siyah mercanlar aslında o kıymetli takıların yapıldığı siyah mercanların bir alt kademesi diyeyim bizdeki siyah mercanlar. Şuradaki savaglialar, şu şeydeki, şurada elime göster. Şu aslında mercan. Şu gövde bir başka gorgonya. Bu mercan bu tip mercan bunların üzerinde kolonileştiği zaman alttaki mercan ölüyor. Öldüğü zaman da zaman içinde odunlaşıyor. Ve asıl siyah mercan denilen madde orası. Asıl yaşayan siyah mercan, şu mercanlardan oluşun altında ölen mercan dalından başka bir şey değil. Ama bunlar da şu eşyası olarak kullanıldığı için zamanında denizlerinden çok fazla çıkarılmışlar. Yumuşak mercanlar var Marmara'da hala. Dip balıkları konusunda çok fakir bir deniz değil. Mesela bu domuz köpek balığı aslında kırmızı listede olan bir balık ve bütün Akdeniz'de en fazla görüldüğü yer de çok ilginçtir Marmara ve 70 metrenin üzerine fazla çıkmayan bir balık. Ben bunu 42 metrede çektim ve bunu Atilla Bey belki hatırlar, ben bunu sunumda orada da söylemiştim. Bana çok yazı geldi, özellikle İtalyanlardan çok geldi. Bunu kaç metrede çektiğimi sordular. İşte söyledim, imkansız dediler. Bu bizim denizlerimize bu kadar sığa çıkamıyor dediler. Tabii dalgıç için 42 metre çok sığ değil ama bu balık için neredeyse deniz yüzeyi gibi.
Çok ilginçtir. Marmara'da bu derinliklerde görülüyor ve hala varlar. Belki İtalya kıyılarında, İspanya kıyılarında tamamen tükendiler ama Marmara'da gördüğümüz bir balık. Özel bir balık, bir köpek balığı. Dip balıkları dediğim gibi çok fazla. İşte iskorpikler, lipsoslar, kiklalar, horozbinalar, kaya balıkları, yengeç türleri, pavuryasından işte önceki yengeci, çağnoz, ayna dediğimiz başka bir örümcek yengeci türü diyelim. Fotoğrafçılar için tabii ki netice aldıkları deniz. Ve bizim sembolümüz olan bir ıstakoz. Zamanında Marmara'nın her taşının altında görebildiğiniz bir canlıyı ancak bir sezon boyunca iki veya üç defa ancak görebiliyorsunuz maalesef. Ekonomik değeri o kadar fazla ki görüldüğü yerde alınırlar. Onları tutamıyoruz denizlerinde maalesef. Deniz yıldızları ve salyangozlar. Salyangozların birçok çeşidi Marmara'da yaşıyor. Demin size sorduğunuz soru bir söyleyeyim isterseniz burada Atilla Bey. Söyleyeyim mi? Bu bir... Hocam biz merakla bekliyoruz. Söyleyin. Hayır, siz sordunuz, cevapları verdi. Kopya bir yermiş olmayayım. Hayır, geçtik onlar. Biz onlara bakarız. Siz buyurun. Peki, oldu. Bu bir boru kurtu. Onun yanına bırakılmış bir yumurta kapsülü. Bu bir köpek balığı yumurtasının kapsülü. Kedi balığı türünün bir yumurtası. Böyle deniz dibine bırakıyor. Buradaki ipliksi maddeler sertleşip bulunduğu yerde embriyodan hayvan çıkana kadar orada sabit kalıyor. Sağdaki soruyu da sormuştunuz. Bu da bir köpek balığı diyelim. Bu da vatos. Bir vatosun yumurtası. Vatoslar da kıkırdaklı balıklar olarak da köpek balıklarının akrabası. O da köpek balığı yumurtası denirse yanlış bir şey olmayacaktır ama yumurtası. Solda bir uzun mercanın üzerine bırakılmış kalamar yumurtaları. Yani biz bunları görmüyoruz. Ama yumurtaları her yerde görüyoruz. Yani demek ki bizler denizde olmadığımız zaman etrafta çok fazla gezim var. Ben kalamarı çıplak gözlem bizim Adalar Denizi'nde bu yumurtaların olduğu yerde hiç göremiyorum. Ama her yerde yumurtalarını görüyoruz. Bu da güzel bir şey. Pinalarımız var. Pinalar biliyorsunuz şu anda Akdeniz'de pinaların tamamı bir virüs parazit nedeniyle öldü. Yani hiç kimse artık Ege'de ta Saros'a kadar olan bölgelerde Pina nobilis türünün canlısını göremiyor. Ama Marmara'ya girdiğimiz zaman Pina nobilis hala var. Artık işte bunu biyologların söylemesi lazım. Fark nedir? İşte Marmara'nın deniz sıcaklığı farklı, tuzluluk oranı farklı, ışık farklı. Belki o parazit burada yaşamadı. Marmara'dakiler böylelikle de doğal olarak korunmuş oldu. Fakat ne yazık ki eskiden korktuğumuz, tiksindiğimiz yosunlar yok. Keşke olsalardı, çok azaldılar. Yerine alpler aldı. Ve alplerin bulunması aslında bir kirliliğin göstergesi. Yani bunlar kirlilikle sudaki yapının oluşturduğu canlılar. Ama deniz kestaneleri her zaman olmasını istediğimiz canlılar. Ve belki biliyorsunuzdur bir mercan plantasyonu çalışması var. Marmara'da Adalar civarında İstanbul Üniversitesi'nin öncülüğünde Sayın Eda Topçu'nun yaptığı bir çalışmayla Adalar'daki Yassıada'da biliyorsunuz Yassıada'da bir yapılaşma olduğu, yapılaşmanın verdiği bir de zarardan kurtarılmak için bu mercanlar, sarı dal mercanları, çalı mercanları oradan taşınarak İstanbul'da diğer büyük adanın arkasındaki Neandros diye bildiğiniz Balıkçı Adası diye tabir edilen adanın 30 metre derinliğine ekildiler. Şu anda bu çalışma başarılı gözüküyor ama zaman gösterecek bunu. Ama bu artık denizin altında bu çalışmaya bile artık başlandı. Yani canları kurtarmak için bu çabalar gösteriliyor. Sizler bunu daha yakından biliyor olabilirsiniz benden. Evet, dediğimiz gibi hala bu köpek balıklarını görebildiğimiz bir deniz var. Bizler Endonezya'ya, işte Karayiplere, Maldivlere gitmesek bile sualtı fotoğrafçısı olarak özellikle biyolojik belgeler elde etmek için denizlerimizi yapacak hakikaten çok çok fazla şey var. Belki de bizi bu COVID'in kısıtlaması biraz daha bu denizlerimizde vakit geçirmemize neden oldu. Ben de onun iyi tarafından yorumlamak istiyorum.
Ve de su fotoğrafımızı da size tanıtmak isterim. Biz su alt fotoğrafçı olarak da bu derneğin çatısı altında toplandık. Amacımız da işte bu çalışmaları daha fazla kamuoyuna aktarabilmek, daha iyi koordine olabilmek. Hatice Beyciğim, sunumum bu kadar benim. Çok teşekkür ederim hocam. Sizin programınıza daha şey yapayım, ben tabi olayım. Sevgili hocam, bitmesin diye dua ediyordum ama maalesef bitti. Ben sıkıyorum diye biraz rahat değildim ama. Yok hocam, bizim biz biyologlar buna hasretiz. Yani hidrobiyoloji bölümleri kapatılmaya başlayınca elimizde hidrobiyoloji kalmadı. Biyologlar moleküllere kaydı. Dolayısıyla denizleri terk eden bir yapımız var. Ama anlattıklarınıza bakınca ben eski bir zoologum ve bizim dönemimizde hidrobiyolojiden sınıf geçmek çok zordu. Ama ben güzel ve başarılı bir öğrenciydim. Benim de ilgi alanımdı. Biz de öğrenciyken İlber Kahraman arkadaşımla birlikte deniz kabukları koleksiyonu yapmaya başlamıştık. Hala arkadaşımda o kabuklar vardı. Her ikimiz de tansiyon hastası daha sonra tansiyon hastası olduğumuz için dalışları bıraktık maalesef. Ama denizaltı hepimiz için çok önemli. Siz de anlattığımızda gördük ki biyologlar burada eksikler ve biyologların bu alanda olması sizlerin işlerini kolaylaştıracaklar. Sizin var olmanız da biyologların tanım ve sınıflandırma açısından çok faydalı olacaktır. İyi bir işbirliğinin olmasını gerektiğine inanıyorum. Çok sağ olun. Ben bir de video gösterirsiniz falan zannettim ama video koymamışsınız. Ona üzüldüm. Şöyle, ben şimdi o da bir uzmanlık konusu. Ben şimdi şu derneği de hatta ünvana baktığınız zaman Suat Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği olarak ayırıyoruz. Filmcilik ayrı bir şey, fotoğrafçılık ayrı bir şey. İkisini bir arada yapma şansımız yok. Yapıldığı zaman da beni pek mutlu etmiyor. Ama ben size bir filmci arkadaşımı bu sefer bir programınıza davet edelim. O da sadece bu video konusunda görsellerini sunsun size isterseniz. Yani biz mutlu zevkten dört köşe oluruz. Sizi bilmem ama ben arkadaşlar evet. Adına söylüyorum. Bizler zevkten dört köşe oluruz hocam. Ben o konuda istediğiniz zaman bir arkadaşımı oraya davet ederim size. Evet. Ateş hocam, bir 5 dakika ara verelim. Siz dinlenin. Biz tamam. De bu arada soruları toplayalım. Evet. Sizinle daha sonra konuşuruz. Ekranı kapatabilirsiniz hocam. Tamam. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Elinize kolunuza sağlık. Bir çay molası verelim size. Bir çayla çaylanın. Evet, sağ olun. Sevgili meslektaşlarım, çok güzel ve dinledikçe keşke bitmesin dediğimiz bir sunum dinledik. Genç meslektaşlarımın sorularının olduğunu görüyorum. Şimdi sorularınızı yazılı olarak verebileceğiniz gibi, chatten yazabileceğiniz gibi sorarak da verebileceksiniz. Bunun için Çiğdem arkadaşım soruları okuyacak. El kaldırma işinde el kaldırarak soru sorma izinlerinizi de vereceğiz. Şu ana kadar 75 arkadaşım katıldı, meslektaşımız katıldı. YouTube'da kaç kişi oldu onu bilmiyorum ama herhalde bir 10-15 kişi vardır orada da. Şimdi saat 21, 9'u 5 geçe buluşalım, sorularınızı yazın. Buradan sorularımızı soralım. 9.05 geçe tekrar ekranlarda olacağız.
Çiğdem, topladın mı soruları? Evet hocam, topladım. Tamam. Teknik ekibe destekleri için teşekkür ederim. Onların sayesinde aksamadan bir sunum gerçekleştiriyoruz. Emekleri çok fazla. Hepsi genç. Ben onlara çekirgelerim diyorum. Artık bundan sonra Deniz Biyolojisi'ni okuduktan sonra başka bir şey dememiz lazım. O ismi de kendileri bulsunlar. Değil mi? Bu denizler kadar güzel bir olgu yok hayatımızda. Ateş Hocam gelince sorulara başlarız. Tamam hocam. Bilal Hocam, sizin kanallarda kaç kişi seyrediyor? Efendim, bunu ancak yayından sonra söyleyebilirim. Fakat Facebook'ta Facebook dalış gruplarında hepsinde paylaştım. Çok teşekkür ediyorum. Sayenizde çok teşekkür ederim. Bizim kanalımız meşhur olacak. Çok teşekkür ederim. İnşallah. Katkıda bulunabilirsin. Yani bir parça katkıda bulunabilirsek ne mutlu bize efendim. Biz de bir biyolog olarak kendimize düşen bir görev olursa seve seve bir daha ücret gönüllü olarak geliriz. Ama benim kilom dalışa müsait değil hocam. Kusura bakmayın. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Saygılar, iyi akşamlar. Saygılar. Ateş Hocam geldi galiba. Evet. Hocam soruları topladık. Çiğdem arkadaşım size soruları soracak. Eyvah. Biz imtihana mı gelmiştim, haberim yok. Buyurun. Kopya çekerim burada. Tamam hocam. İsterseniz slaytları açın. Kendi bilgisayarınızda buradan kopya çekebilirsiniz. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çiğdemci buyurun. Öncelikle çok teşekkür ederiz hocam. Gerçekten çok güzel bir sunumdu. Emeğinize de sağlık. Fotoğraflar aşırı güzeldi, yani çok beğendim. Teşekkür ederim. İlk soruya şöyle gireyim. Alemon diye bir hayvan ve alemon balığı söylemiştiniz. Alemon'un alemon balığını yiyememesinin sebebi onda bulunan bir molekül mü, yoksa sadece onların arasındaki mutualist ilişkiden dolayı mı acaba? Bildiğim balığın üzerindeki doğuştan salgıladığı salgılayan orada bir adaptasyonu, öylesini biliyorum. Yani birbirlerinden tanışaraktan, alışaraktan değil o. Bir kimyasal bir başlangıçla bu oluşuyor. Ama sadece anemon balıklarını görmüyoruz içinde. Mesela bazı tür yengeçler de var anemonların içinde yaşayan. Mesela bir fotoğrafım şimdi göstermedim ama bir yengecin, anemonun ve anemon balığının bir arada olduğu da türler var. Bazı karides türleri de anemonların içinde oluyor. Sadece balıklarla değil. Ama en vurgulucu, en vurucu, en dünyada popüler olan görüntü anemon balığıyla anemonun görüntü şeyi, birlikleri. Fotoğrafçı odaktan tekrar ben devam edeyim. Çok çeşitli anemonlar var ve çok çeşitli anemon balıkları var. Yani o kadar farklı renkte ve davranışta ve yapıda olan anemon ve anemon balıkları var ki hani tropik denizlerde bizim için en böyle sevimli gelen ve önünde durduğunuz zaman mutlaka fotoğrafını çekeceğimiz konular da bu ikisi. Ama anemonun içinde karides ve yengeçleri de görebiliyoruz. Hatta hepsini bir arada görebiliyoruz. Teşekkür ederiz hocam. Başak Keçkin sormuş. Ateş Hocam, tehlikeli bir olay yaşadınız mı fotoğraf çekerken? Şöyle, bu hep sorulur.
alışkın olduğum bir soru. Hep istenir ki ya şöyle bir hayvan saldırdı, böyle bir şey oldu. Vallahi ben işte Atilla Bey söyledi yani 21 yaşından beri denizlerde kendi çapımda bulunuyorum ama hiçbir tehlike yaşamadım. Çünkü denizden korktum. Yani denizden korkmazsanız tehlike yaşarsınız. Denizin çok kesin kuralları var. Yani bu kurallara uymanız lazım. Bölgeleri, dalacağınız bölgeleri tanımanız lazım. Yani tehlike atlattık mı her seyahatimiz tehlike. Niye? Uçağa biniyoruz, insanlarla ilişkideyiz, karayolculukları yapıyoruz. Tehlikeler bunlar. Çok hayati tehlikeler yaşadım. Hepsini burada yaşadım. Denizin altında emin olun bugüne kadar hiçbir tehlike yaşamadım. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Nazife Erdoğdu sormuş. Denizaltı fotoğrafçılığı için eğitim veriyor musunuz hocam? Veriyorum, veriyoruz. Çünkü ben deneme yanılma yoluyla fotoğrafçılığı öğrendiği bir dönemden geliyorum. Bunun o deneme yanılmanın ne kadar zamana yayıldığını bildiğim için, bunu kısaltacak bir takım yolların da olduğunu bildiğim için bu eğitimlere başlamıştık. Hele şimdi dijital döneme geldiğimiz zaman eğitimler çok da kolaylaştı. Yani bir fotoğraf adayını, fotoğrafçı adayını suyun altına soktuğunuz zaman suyun altında bile eğitim devam edebilir. Çünkü artık çekiliyor, bakılıyor, çekiliyor, bakılıyor. Eğitim böyle bile yapılabilir. Ama fotoğrafçıyı eğitmek, en azından bakın bu anlattıklarım konusunda eğitmek bile önemli. Hep onu vurguluyorum. Yani denizin altında yaşamı tanımazsanız asgari de bir fotoğrafçının ihtiyacı olduğu seviyede, yani hiçbir zaman biyolog seviyesi olması gerekmiyor. Suyun altında fotoğraf çekme başarımız çok çok azalıyor. En azından denizin tanıtılması açısından bir eğitim şart. Hacer sormuş hocam. İlk karşılaştığınız canlıları tanımlaması, özelliklerinin araştırılmasını nasıl yapıyorsunuz? Şimdi artık çok kolay. Şimdi artık internet var. İnternette bir ipucu yakalayıp da arama motoruna girdiğinizde bunu yapabiliyorsunuz. Merak, şimdi her gittiğim bölgeden bir kere bir kitap alıp geliyorum. Çünkü her bölgenin mutlaka gidin Galapagos'a, Galapagos'taki balıklarla ilgili mutlaka kitap vardır. Gidin Kızıldeniz'e, Kızıldeniz'e ilgili vardır. Omurgasızlar, omurgalılar hepsinin kitapları vardır. Yani çok çalışıyor insanlar bu konuda. Ve benim kütüphanem gittiğim bölgelerdeki mutlaka bir kitap bulunur. Ondan sonra o kitabın yarattığı ipuçlarından her türlü bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Yani bugün öğrenemediğiniz canlı olmuyor. Ve bunu da işte hep onu söylemeye çalışıyorum. Fotoğraf çekerken bu eğitimi alıyoruz. Yani fotoğrafı çekerken, çektikten sonra ve ondan sonraki ilk hedefinizde de onu hedeflerken bu bilgilerle unutuluyoruz. Maalesef bu çok yaygın değil. Bunu söylemeye çalışıyorum ama insanlarımızın çoğu doğaya çok fazla yaklaşmayı çok sevmiyor anladığım kadarıyla. Fazla yüzeysel kalan insanların sayısı bizlerden daha fazla. Ama ben her zaman onu söylüyorum. Yani bu bizim yükümlülüğümüz. Yani su altında fotoğraf çeken kişi bu yükümlülüğü taşımak zorunda. Pardon. Hocam Başak Keçkin sormuş da isterseniz bunun yani kazancınızla alakalı sormuş. Cevaplamak isterseniz yani. Denizaltı fotoğrafçılığının kazancı nasıl acaba demiş. Eksi bakiye konusunda diğer arkadaşlarım cevap versin. Türkiye'de ister su altında olsun ister su üstünde olsun fotoğrafçıların çok fazla kazanma şansları yok. Fotoğrafın değeri bu şekilde. Ben hayatım boyunca fotoğraflarımı hediye etmekle geçti. Hediye ederek kitaplar çıkarıldı. Hele bizim zamanımızda suat fotoğrafçısı fazla olmadığı için çok fazla fotoğraflarımıza talep vardı. Onları parasal olarak koysaydım bugün fotoğraftan çok para kazanmış bir kişi olurdu. Benim yaptığım işle belki arkada görüyorsunuz ofisindeyim şu anda. Bunlar gerçi hiç kameralar ama ben kamera ithalatı satışı yapıyorum. O bile Türkiye'de çok küçük bir pazar. Eğer biri ticari yönden bu yöne girmek istiyorsa hiç yapmasın bunu. Para verecek yani. Başka bir şansı yok. İzlemciğim bir saniye. Ferhan Coşkun arkadaşımız el kaldırmıştı. Sonra bir dipnot düşmüş. Ferhan Bey
Bu konuda siz ne söyleyeceksiniz? Sağ olsun Ateş Hocamız vasıtasıyla birçok ekipmana sahip oluyoruz. Yıllar içinde birçok yatırım da yaptık su altını. Her şeyden önce sevdiğimiz, ilgi duyduğumuz ve oradaki farklı dünyayı su yüzüne çıkarıp insanlarla paylaşmak istediğimiz için bunu yapıyoruz ve bunları fotoğraflıyoruz, oradaki canlıları ve doğayı. Ama bir gelir modeli olarak tamamen kazandığımızı harcıyoruz demek çok daha doğru olur. Karar hocam demek harcayacak paranız var, harcıyorsunuz yani. Başka işlerde kazanıyoruz. Ben bilgisayarla ilgili bir iş yapıyorum. Orada kazanıp burada harcıyoruz. Ateş hocam burada kazanıp yine burada harcıyor yalnız. Odun evet. Biraz daha öyle bir oldu. Onun kaçarı yok. Evet, teşekkürler. Bir de İkra Emirbaşoğlu var. El kaldırmış. Ona da bir soru sorsak verelim. İkra Hanım buyurun. Merhaba. Öncelikle sunum için çok teşekkür ederim. Sizle tanışmış İkra olduğum için. Eğer mümkünse kameranızı açar mısınız? Tabii. Bir dakika. Hemen açıyorum. Pardon, kusura bakmayın. Öncelikle sizle tanışmış olduğumuz için çok şanslıyız. Çok teşekkür ederim sunumunuz için. Ben de moleküler biyoloji ve genetik öğrencisiyim. Lise zamanlarından beri dalış yapıyorum. Kayseri'de oluşturduğumuz bir dalış kulübümüz var. Çeşitli yerlerde dalışlar düzenliyoruz. Çeşme ve Kaş'ta dalış yaptım şimdiye kadar. Şimdiye kadar dalış yaptığımızda her zaman Kaş Çeşme'ye bakarak, Ege denizlerine bakarak çok renkliliğiyle gözümüze çarpan ve görüş alanıyla birçok şeyi daha rahat gözlemlediğimiz bir alandı. O yüzden daha çok tercih ettiğimiz bir alandı. Fakat son dalışımda gözlemlediğim kadarıyla biliyorsunuz, kusura bakmayın birazcık heyecanlıyım. Aslan balıkları Süveyş kanalından birkaç yıl önce ülkemize geçmeye başladı. Ve istilacı bir tür olduğu için artık batıklarımızın içi aslan balığı dolu olduğu için biz batıklarımızı rahat rahat gezemiyoruz. Ve aynı zamanda görüş alanı da Kaş'taki birçok bölgede kısıtlanmış durumda. Aynı mevsimlerde daha fazla görüş alanı varken şimdi 5 metrenin altında, yani badimizi bile göremediğimiz bir görüş alanında dalış yapmak zorunda kalabiliyoruz. Aynı zamanda aslan balığının zehirli olması insanları dalış konusunda korkutuyor. Ve çok büyük bir kirliliğe yol açmış. 1 ila 50 metre arasında daldığımız, yani yaşadığı için aslan balıkları, o alandaki birçok balığı biz gözlemleyemiyoruz. Daha çok saklanıyorlar etçil oldukları için. Ve baktığımda bitkilerin çok fazla olduğunu ama aynı zamanda da bir kuraklık olduğunu, dediğiniz gibi kirliliğin olduğunu gözlemliyoruz. Geleceğe dair aslan balığıyla ilgili endişeleriniz ya da bu istilacı diğer türlerle ilgili endişelerinizi merak ediyorum. Ya da araştırmalarıma göre şu an aslan balığını balık olarak satma yönünde haberler yapılıyor. Hiçbir şekilde nasıl bu istilacı türle savaşılır, bu konuda hiçbir şey yapılmıyor. Bunun hakkında bizim bilmediğimiz, göremediğimiz yapılan projeler var mı? Bunu da çok merak ediyorum. Çok sıcak bir konu aslında bu, biliyorsunuz. Aslan balıkımızı en azından medya buna çok ele aldı ve medya ele aldığı zaman olayı daha çok hurafe kısmıyla ön plana çıkarıyor. Aslan balıkları sizin de söylediğiniz gibi şu anda çok büyük bir tehlike olarak gösteriliyor. Şöyle bakalım, biliyorsunuz 1850'li yıllardan açılmış bir Süveyş kanalından bahsediyoruz. O balıkların geçme zamanı yeni değil. O balıklar ta bu yüzyılın başından beri sadece balıklar değil, diğer türler, karidesler, işte yengeçler, orkler, yosunlar, hepsini söyleyebiliriz. Yani bugün yosunlarda bile biliyorsunuz Kızıldeniz'den gelen türler var. Hani Kavlarpa türlerinden bir tanesi, Özemaz Orlandı var. Bu 90'lı yılların sonunda katil yosundan sonra bu da terörist yosun olarak tanınarak Türkiye'de bir gündem yarattı. Aslında Kızıldeniz kökenli bir yosundur o. Ta 90'lı yılların başında, sonunda denizlerimiz için bayağı bir endişe yaratan ve hala şu anda bütün denizlerimize yayılmış bir türdür. Yani oradan gelen türler yeni değil. Şimdi ben bu konuda tekrar ediyorum, biyolog değilim bu konuda, ama ben bu konuda gözlemleyen biriyim.
Yani kendime göre görüşlerim var ve bunların da arkasında duruyorum. Şöyle ki bir kere global bir ısınma var. Bu bir gerçek. Bu ısınma denizdeki ısınmayı yüzeyden daha derinlere doğru indirdi. Dolayısıyla bu ısınmadan dolayı bu balıklar ve diğer türler son yıllarda, çünkü ısınma da son yıllarda oldu, bu geçmişteki 100 yıldan daha farklı bir şekilde, daha hızlı bir şekilde artık yayılmaya başladı. Çünkü derinlik aslan balıkları 40-50 metrelere kadar dalışlarımızda görünüyor. Evet, aslan balığı popülasyonu çok patladı. Ama aslan balığı uzaydan gelmiş bir canlı değil. Aslan balığı aslında denizlerimizde bizim bildiğimiz iskorpit, dipsos, deyip sofralarımızı renklendiren, lezzetlendiren balıklardan bir benzeri, yani aynı familyanın bir türü. Dolayısıyla o yeniyormuş gibi gösterilip ve yeni bir akım yaratılmak istedik. Aslında yenilmesi çok normal. Çünkü dediğim gibi bizim iskorpitlerin, dipsosların bir türü. Ama öyle bir zehirinden bahsediliyor ki, zehirli zehirli deyince insanlar yedikçe zehirlenecek, ölecekler gibi de korkuya kapılıyorlar. Öyle bir şey de yok. Dikenleri zehir. Yani emin olun Akdeniz'de yerlisi olan, yani derken hani Atlantik kökenli balığı olan, yani hepimizin yaşamından çok özgür olan trakonyalar aslan balıklarından daha zehirli balıklar. Aslan balığının eti de lezzetli. Ben de yedim mesela balık yerken. Yani şu anda şunu söyleyeyim. Bir kere istilacı tür olarak ben görmüyorum. Bana arkadaşlarım kızıyor ama bunlar göçmen tür. Yani denizden onları nereye istila ettiler? Yani istila ettiler de neyi şu anda gözlemlediler? Bir türleri ortadan kaldırdılar. Var mı böyle bir çalışma? O da yok. Yani aslan balığı geldi ama şunlar gitti diyemiyoruz. Zaten aslan balıkları gelmeden önce şunlar gitmişti. Yani öyle bir etkenlerden biz Akdeniz'in türlerini yok ettik ki suçlusu aslan balığı. Ama aslan balığı bir şekilde buraya adapte oldu. Artık onu oradan söküp atmak mümkün değil. Hele böyle onu yok etmek gibi yani vahşice diyeyim bir plana programa gidilmemesi lazım. Bir kere o denizlere bu balıkların artık gitme şansı yok. Onlar burada yaşayacaklar. Ben Gökova'da bir dalış yaptım. Geçen gün bir yine programda bunu söyledim. Ben çok sık Gökova'da dalış yapan bir dalgıcım. 4 yıldan beri de gitmemiştim. Haziran'da Covid sonrası bir gittim. Başka bir denize de daldım zannettim. Yani aslan balıkları her yerde. Yani bu bir gerçek. Ama daha önce gittiğim yıllardaki zenginlikten bir şeyler kaybolup da aslan balıkları etrafa yayılmıştı demiyorum. Yani diğer balıkları gene gördüm. Şimdi bunu zaman gösterecek. Bunun için şimdi bilim insanları da aslında çalışıyorlar ama bir sonuca varmış değiller. Ama şunu biliyorlar ki artık bu bilimsel olarak da kabullendi. Aslan balıkları göçmen türler. Yani artık burada yaşayacak olan türler. Ama sadece aslan balıkları, onlardan daha tehlikeli belki olan balıkları var. Onlar tüketilemiyor da. Ve onlar daha da zararlı balıklar. Aslan balığı göre mülayim bir balık, öbürü son derece agresif ve yenildiği zaman biliyorsunuz ölüme varacak derecede zehirlenileceğiniz bir balık. O da var. Karidesler var. Bugün İskenderun bölgesindeki balıkçılık endüstrisini ayakta tutan da oradan gelen türler. İşte var bunlar, onlar bunlar. Yani bu kabullenmemiz gereken bir durum. Biz şunu tekrar söyleyeyim. Global ısınma, bu artık bizim kabullenmemiz gereken artık dünyanın dönüşümü, bölgelerin şartlarını değiştiriyor. Bu balıklar, bu canlılar 150 yıl önce buraya geldiler ama yayılamadılar. Şimdi yayılıyorlar. Bunun sebebi de doğanın kendisi. Ama o kanalı biz açtık. Ayrı bir şey. O da ayrı bir tartışma konusu ama. Aslan balığına bu kadar düşman gibi bakmamak lazım. Aslan balığı artık bu denizlerin bir balığı diye düşünüyorum. Peki hocam, bir şeyden sorayım mı? Bir şey ilave edebilir miyim? Pardon. Bir bilgi olarak. Geçenlerde bu tür istilacı tür denilen, aslında sizin de söylediğiniz göçmen türlerin gelişinde ki en büyük etkenlerden bir tanesi de Mısır'ın Süveyş kanalının derinliğini arttırması olduğu söyleniyor. Evet, doğru, doğru. O da bir gerçek. Yani o nedenle bu tür istilacı denilen, aslında göçmen türlerin gelmesine daha fazla olanak sağlandı.
Sayın meslektaşlarım, istilacı türler ve mücadele yöntemleri ile ilgili Aralık ayında ve Ocak ayında 2-3 sunumumuz, dersimiz olacak. Orada da bu türlerle mücadele etmeyi, biyologlar açısından yerimizi belirlemeyi çalışacağımız derslerimiz olacak. Bir de Ateş Hocam, balon balıklarının özellikle tıp sektöründe kullanıldığı da söyleniyor değerlerinin. O da bir yeni bir ekonomi alanı olarak, tıpkı bizim salyangozlar gibi Karadeniz'i işgal eden salyangozların daha sonra ekonomik değere sahip olması, hamsi yerine salyangoz avına geçilmesi gibi bir olay yaşanacağı düşünülüyor. Yani şöyle, biliyorsunuz balon balıkları üreme dönemlerinde, benim bildiğim kadarıyla, yanlış biliyorsam düzeltin, üreme dönemlerinde bir tetrodotoksin denen bir toksin, bir madde salgılıyor vücuduna ve o dönemde yenildiği zaman ölümcül olabiliyor. Ama bunları da ben aynı mantarlara benzetiyorum. Çünkü ben Endonezya'da bir köyde köz yapmış balon balığını pişirirken, yemeğe hazırlanırken köylü gördüm. Şimdi şeye benzettim onu. Yani bizim köylülerimiz de mantarların zehirlisini veya zehirsini bilir. Ne zaman veya yeneceğini bilir. Bu da bunun gibi bir şey. Bunun yerlisi bunu biliyor ve tüketiyor. Ama bizde bu bilgi yok. Bizde balon balığı yersen tehlikeli ölürsün dediğimiz zaman birine, ya denizden babam çıkarsa yerim, atın ölümü arpadan olsun diye cevaplar veriyor. Yani bilgi yok. Bu bizim için bu yüzden tehlike var. Bu evet. Bilgisizlik yüzünden tehlike var aslında işte. Yani maalesef yine aynı yere geliyoruz. Evet. Şeyden devam edelim kardeşim soruları. Çok teşekkür ederim hocam bu arada. Ben teşekkür ederim. Son olarak Nilay sormuş hocam. Su altını araştırmak isteyen biri için verebileceğiniz tavsiyeler var mı? Nelere dikkat etmeliyiz? Nasıl bir yol izlemeliyiz? Buna benim vereceğim cevap bir dalgıç açısından olabilir. Su altını araştırmak için dalgıç olmak lazım. Dalgıç olmak için de bunun adımları belli, eğitim almak lazım. Eğitimlerde de bir dalgıcın suyun altında nasıl davranması gerektiği öğrenip bilinmesi lazım. Ondan sonra yolu artık kendisini çizmesi lazım. Araştırmayı nasıl yapacaksa hiç kimse tek başına bir araştırma yapamaz. Bir araştırma yapan dernekler var mesela. Adını zikredeyim, Su Altı Araştırma Derneği var. Ben onun kuruluş sayfasını da bilirim. İçinde çok değerli arkadaşlarımız vardır. Bu derneklere üye olarak da, mesela o derneğe üye olarak veya benzeri dernekler varsa, şimdi adlarını unutmuşsam özür dilerim, o derneklerde faaliyet gösterebilirler. Ama konumuz su altıysa fotoğrafçı için de söylenmelidir. İlk önce dalgıç olmamız lazım. Ondan sonra benim bir dalgıç olarak söyleyeceğim bu. Her şeyin başında ilk önce dalış yapacak. Dalışın prensiplerini, etiğini öğrenecek. Ondan sonra kendi yönünü kendisi bulacak. Bunun için de dernekler güzel. Ama eğer üniversite öncesindeyse bununla ilgili bir yüksek okulada hedeflemesini öneririm. Ben İşletme Fakültesi mezunuyum. Keşke o yıllara dönseydim. Mutlaka su ürünlerine girerdim. Son şimdi kapanmasaydı. Yani insan biraz da seçimlerini belli yaşlarda karar veremeyse ve doğru seçimler yapabilse. O zaman karşıda biyolog olarak biri daha rahat konuşabilirim. Ateş Hocam, en fazla kaç metre derinliğe daldınız acaba? Şimdi siz ehliyeti olan bir şoföre en fazla ayağınızı gaza ne kadar bastınız diye bir soru sorarsa ne cevap verirsiniz? Ben bana sorsanız en fazla 220 derim hocam. Ben de 120'yi geçmedim diyeyim, size cevap veririm. Bu şimdi ben dalış eğitimlerinin, Türkiye'de dalış eğitimlerinin olmadığı dönemde dalış öğrenmiş bir insanım. Yani o zamanlar federasyon yoktu, evet. Dalış standartları yoktu. Dolayısıyla en derine dalan en iyi dalgıç. Oraya dalamayan kötü dalgıç mantığıyla bu camiaya girdim. Sonra da eğitmen oldum. Pad eğitmeni oldum. Eğitmen olduktan sonra da ben nelerin yanlış yapıldığını daha iyi bilerek ben eğitimlenmeye başladım. Hakikaten dalınmaması gereken derinliklere daldım geçeyim. Çünkü bunu söylemek istemiyorum ama bir gerçeği de ya ben bunu yapmadım da demek istemiyorum. Ama eğitmen oldum. Ve eğitmen olduktan sonra da bu işin ne kadar tehlikeli derin su olduğunu
bir kere fark ettim, bunu öğrendim ve de dalış hayatım, eğitmenlik hayatım boyunca da bu da 90'ların başından beri de insanlara çok derine dalmamalarını söylemekten geçti. Gerçekten de fotoğrafçı açısından da böyledir. Madem konu açıldı biraz uzatayım. Ne kadar derine dalarsak o kadar çok iyi fotoğraf çekeriz. Kesinlikle yanlış bir kural. Eğer özel bir dalış yapmıyorsanız, ne kadar yüzeye yakın fotoğraf çekiyorsanız o kadar güzel fotoğraf çekme şansınız var. Yani denizin yüzeyini, güneşin orada kırılmasını, hatta yüzeyden, deniz üstünden gelen görüntüleri oraya yansıtmayacak, başaracak fotoğraflar çekerseniz çok çok başarılı fotoğraflar çekiliyor. Dolayısıyla derine dalmadan dalış hayatınızı sürdürmek lazım. Buna da bir cevap vereyim. Hocam bir arkadaşımız, genç bir meslektaşımız alpleri sormuş. Alplerin kullanım alanlarıyla ilgili bir sorusu var. Alpler, denizlerdeki alpleri. Bana mı? Evet, size sormuş. Valla o konuda en az bilgim olan canlı türü alpler. Hatta bu konuda ben bir de belki Facebook'ta bir an arkadaşlarımız vardır. Bir Türkiye Deniz Bürosu diye bir topluluğu yönetiyorum. Değil, yönetmiyorum ama onu kurdum ve işte oradaki çalışmaları falan da yönlendiriyorum. Alpler konusunda bilgi alabileceğimiz çok da az kişi var. Ben birkaç tanesi bilmiyorum ama bu konuda çalışan bilim insanımız da az. Bizlerin de bu konuda bilgisi az. Benim en zor cevap vereceğim konu bu. Ama fotoğraflarında gördüğünüz alpleri şunu görebilirim. Eskiden yosunların olmasından korkardık. O yosunlara özler olduk. Şimdi her tarafı da alpler kapladı. Algin kendisi bir zarar değil. Hani deniz araları gibi. Ama popülasyonların çoğalması da o denizin sağlıksız olduğunu gösteriyor. Ben bu kadarla bu konuya değinmiş olayım. Ateş Hocam, ben biraz ilave yapabilirim bu konuda. Alpler tıbbi alanda kullanılıyor. Daha çok besiye hazırlanmasında, yani mikrobiyolojide kullanılan vasatların hazırlanmasında kullanılıyor. Ve bazı türleri de Japonlar tarafından yenilebilir olduğu söyleniyor. Bu tür bilgiler var. Hidrobiyoloji ana bilim dallarında ve mikrobiyoloji ana bilim dallarında alplerle ilgili anlatımlar var. Biz gençken mikrobiyoloji laboratuvarlarındaki besiyerleri kendimiz hazırlardık ve bu besiyerleri tozlarının içeriğine baktığımızda alplerden oluştuğunu o zamanlarda görmüştük. Şimdi hazır besiyerleri olduğu için meslektaşlarımız laboratuvarlarda bu tür bilgiye sahip olmayabilirler ama sağlık sektöründe alpler besiyeri hazırlamalarında ve ilaç ham maddesi olarak bazı ilaç sektöründe ham madde olarak kullanılıyor. Ben bir ilave yapayım. Yolum Bali'deydim. Çok ilk gezilerimden bir tanesiydi. Orada köylü kadınların denizden yosun topladığını gördüm küfelerle. Sorduğumuzda da orada o zaman parfüm sanayine için toplanıyor diye bir bilgi vermişlerdi. Evet. Yani kullanım alanları geniş olan canlı türler olduğu kesin, onu söyleyebilirim. Evet, ekonomik değeri yüksek olan bir tür. Toplanıyor, kurutuluyor, kuru ve yaş olarak satılıyor. Bunun da bir alıcı ve ekonomisi var. Evet. Var mı Çiğ'den başka sorumuz? Yok hocam. Herkes çok çok teşekkür etmiş. Çok beğenmiş sunumu. Özellikle de yazmışlar yani. Çok teşekkür ediyoruz Ateş Hocam. Biz seni istemiyoruz da. Nasıl? Biz seni istemiyoruz da hocam. Şimdi Sergio Bey'i yakalamışken deniz dipleriyle ilgili soru sorun deniyor. Sergio Bey, bu konuda konuşmak ister misiniz? Yapmayın, sabaha kadar sürer. Olsun hocam, bir Sergio Bey'i de bu konuda dinleyelim. Mikrofonu açmadı yani. Sergio mikrofonunu açmadı. İyi akşamlar herkese. Teşekkür ederim de. Biz orada iki kişisiniz. Evet, Ercan arkadaşımla beraberiz. O biraz uzakta kaldığı için. Biz şimdi burada Büyükada'dan sizinle katıldık.
Teşekkür ediyorum. Ateş haber verdi bugün. Biz Ateş'le çok sık beraber dalıyoruz zaten. Ama bir de sizin size anlattıklarını izlemek istedim. Çok güzel. Gerçekten çok emek sarf etti. Yıllarını geçirdi. Benim ondan istediğim, her zaman da söylediğim, ya dünyayı gezdin. Biraz da şu adalarda bir hatıramız olsun dedim. Nihayet işte birkaç yıl önce razı ettim ve adalardan fotoğraflar çekti. Yoksa dünyanın her yerinden var. Benim dalışa başladığımda böyle teknik donanımlarım yoktu. Olsaydı neler çekerdim. Yok ki bu fotoğrafçı üstad olarak. Ama yani arşive kaldırılacak malzememiz olurdu. Görüntü kalitesi bugünkü kadar güzel olmazdı. Önemli değil. Ama bir şeyler olurdu. Maalesef onlar bitti. Elimize teknoloji geçti. Hiçbir şey yaramıyor. İşte Ateş benden daha çok usta ve eskiden beri bu işi yaptığı için aman dedim yetiş son kalanları çek. İşte 2012'de bir sergi yaptı. 2016'da da bir sergi yaptı. Beraber yaptık. Beraber yaptık. Rica ederim. Yani ha, neyse yani demek istediğim önümüzdeki 4 yılda ne kalacak bilmiyoruz. Keşke o mekanlarda da gerçi sende ölü fotoğraflar yok. Aynı mercanların bende ölüsü ve dirisi olan çok videom var. Bazı seçimler, bazen anlatıyorum yani gösteriyorum. Before after, before after diye. Maalesef böyle çok zarar gördü mercanlar. Can kardeşimle bir de Heybeli'deki Volkan arkadaşımızla hayalet ağlarla ilgileniyoruz aslında. İşte zaten... Ateş'e samimiyiz şimdi. Ne konuşayım ben? Sanki Ateş yanımdaymış gibi. Siz de olmasanız konuşacağız da. Siz varsınız diye konuşamıyoruz. Buyurun sorunuz varsa buyurun. Biz sizinle Ayvalık'taki toplantıda karşılaştık hatırlarsanız. Agri'de Tarım Turizm Derneği Başkanı olarak. Tamam. Sizin ekiple biz Erdek'te proje yapacağız. Hayalet ağlarla ilgili. Orada Ateş yapanlar hocam, Marmaralılar var. Doğrudur da pek şey olmadı. Ateş hocam son bir çalışma yapıldı. Bizim Ayvalık Adısı açıklarında kırmızı mercan resiflerini olduğu söylendi. Bizim Deniz Bilimi Fakültesi var biliyorsunuz. 19 Bandırma'daki Mustafa Sarı. Mustafa Sarı hocam. Şey yaptı. Biz Ayvalık'taki projeye benzer bir projeyi Balıkesir Belediyesi ile birlikte önümüzdeki yıl Ayvalık Erdek Körfezi Kırmızı Mercan Resifleri içinde düşünüyoruz. Çok güzel. Sizinle de Erdek Körfezi'ni temizleyeceğiz Sergio Bey. Başım üstüne. Yeter ki şartlar uygun olsun. Yani biliyorsunuz başımızdaki bu bela bizi kıpırdatmıyor bir yere. Evet, evet. Bizim gibi gençleri hapsediyorlar, ihtiyarları sokağa salıyorlar. Aynen öyle, aynen öyle. Şimdi ben dağlara gideceğim. Biraz deniz, biraz dağ var bizde. Dağlara giderken hesap kitap yapıyoruz. Yolculuk, molculuk nasıl olacak falan filan diye. Yani Adam 40 yaşında birinci kata asansörle çıkıyor. Biz 6. kata 66. yaşımızda merdivenden çıkıyoruz ama kime anlatacaksın bunu? Evet, haklısınız. Çok güzel, tatlı bir sohbet oldu. Ateş Hocam, iyi ki geldiniz. İyi ki bizi bahtiyar ettiniz. Ağzınıza, dilinize sağlık. Soru yok artık herhalde. Ben bir Serçol'la ilgili bir şey söyleyeyim. Ona da teşekkür borcum var. Şimdi burada olduğunu ben davet ettim ama burada olduğunu yeni görüyorum. Demek ki izledi. Sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Ercan'a da çok selam. Lütfen Ercan'la beraber seyrediyoruz işte. Şimdi Serço çok özel bir insan. Kendi farkında değil bunun. Yani onun yerinde Serço Amerika'da doğmuş olsaydı şimdi 5 tane kitap yazmıştı. Hepsi de bestsellerdi. O kadar değerli bilgi birikimi olan bir arkadaşımız. Fakat Deniz'in tabii farklı gözden bakıyordu. Biz işte bir 10 yıl önce, yaklaşık 10 yıl önce böyle bir projeler yaptık ondan. Bir köpek balığı fotoğrafı gösterdim. Hani domuz köpek balığı adalarda çekilmiş 42 metre diye. O köpek balığını orada o yaşadığını biliyorduk.
sergide koymak istedik. Ya bunu bulur musun sen şöyle dedim ben ona. Ya bir yerde yaşıyor dedi. Biz bir daldık buldu balık o köpek balığını. Bana fotoğrafı çektirdi. Yani çok önemli bir deniz adamı. Ama şimdi hayalet ağlara çok takıldı. Ve çok da faydalı bir meşguliyet oldu bence. Onun üzerine gitmesi lazım. Yani bir evet. İşbirliği çağırırsanız Serçoğlu bence çok yerinde olur. Hocam şimdi burada canlı yayında söz alalım Serço Bey. Bize hayalet ağları anlatın. Nasıl yani? Oraya gelip mi anlatacağız? Anlamadım. Burada mı anlatacağız? Oradan anlat. Bulunduğunuz yerden anlatacaksınız. Anlatırız tabii. Önceden anlaşalım. Tamam. Ocak ayında randevu verin. Anlaşalım. Tabii. Ocak olur. Ben tamam. Şimdi biz Ercan'la bir dağlara gidiyoruz. Birkaç gün tabii, yokuz. Tabii. Bir iki hafta. Evet. Kasım, Aralık, tamam Ocak tabii. Ocak'ta sizin o balon teknolojisini merak ediyorum. O basit bir şey ya. Yokluk içinde bidonlarla yapıyorduk. Şimdi balona geçtik. Evet. Kolay tabii. Yani evet. Biz yıllarca bunu Ercan'la beraber yapıyorduk. Sonra Volkan katıldı aramıza. Ve böyle 29 bin metrekare ağ temizlemiş durumdayız şu anda. Tabii biz metrekare hesabı yapıyoruz. Avrupalılarla da benim bir alışverişim ve iltibatım var. Onlar kiloyla yapıyor. Onlar da geri dönüşüme veriyor. Biz tamamen geri kullanıma veriyoruz. Veriyoruz değil, geri kullanım yapıyoruz. Yani neyse şimdi bak. Ateşledi ya bu sabaha kadar konuşur diye. Tamam. Maalesef açıldı konu. Ya, geri dönüş... sizi tutmayayım. Şimdi geri dönüşüm başka bir şey. Geri kullanım başka bir şey. Geri dönüşümde enerji kullanılıyor. Geri kullanımda hiçbir şey yok. Direkt. Mesela şimdi bilseydim evde değiliz. Ercan'ın evindeyim. Fileler yaptık mesela temiz ağlardan. Çok güzel fileler yaptı eşim ve arkadaşları. Ve bunları geri kullanım amaçlı eski pazar filesi gibi üzerlerine de bir iki yıldız falan motifleri yaptı. Arıyorum bulursam göstereyim size. Ve bunlar da böylelikle bir gelir temin ettik. Kedi köpek maması aldık bunlarla. Öyle bir şey oldu. Bir de Erzincan'da şimdi Ercan'la gideceğimiz köyde şey yaptık. Köylülerin talebi üzerine sebze ve seralarının tahta çerçevesini yaptılar öncelikle. Üzerine de ağ örtüyorlar. Hiçbir sebzelere kuşlar zarar veremiyor. Güneş giriyor, su giriyor, dolu bunu delemiyor. Direkt geri kullanım oluyor. Bir de gördüğünüz şimdi gösterebilirsem şey böyle bilmiyorum nasıl olacak. Bakın bu bir çanta. Görüyor evet. Musunuz? Böyle evet. Motifli. Çok güzel. Basit ama iki çok buçuk güzel. Evet, bir kadın bunu 2,5 günde yapıyor. Ondan sonra başka dur ne gösterecektim dur çok kısa bulursam tabii çok iyi olacak dur ağları göstermeye çalışıyorum ama bulamıyorum herhalde bulabilirsem hocam ocağa hazırlık yapın evet. Tamam hazır olurum orada sizi sabaha sahura kadar beraberiz hiç merak etmeyin. Tamam. Tabii, çok teşekkür ederim. Ateş'e de selamlar. Hepinize selamlar. Sevgiler, saygılar Serdar. Reklam oldu ama bu işte ne yapalım. Ferhan'cığım sana da çok selamlar. Çok selamlar. Gayet güzel bir sohbet oldu. İç içe bir aile olduk. Meslektaşlarım sizleri tanıdı. Siz bizim meslektaşlarımıza tanıştınız. Bundan sonra bu tür ilişkileri sürdüreceğiz inşallah. Sizlerden de daha sonra Ateş Hocam'ın söz verdiği gibi bir filmci, denizaltı filmleriyle ilgili bir sunum. Sergio Bey'den Hayalet Ağlar ve onların yeniden kullanımıyla ilgili bir ortak program yaparız. Birlikte bu işi hallederiz. Sayın meslektaşlarım, bu akşamki sunumumuz burada sona eriyor. Tüm katılanlara ve sonuna kadar dinleyen meslektaşlarımıza teşekkür ederiz. Ateş Hocam ve ekibine ayrıca teşekkür ederiz. Onların sayesinde bugün başka sosyal medya kanallarında da Bilal Bey'imizin katkısıyla yayınlandı.
artık rekor sayımızı Bilal Hocam bize söyler. Kaç kişi izlemiş. Daha sonra bize bir mesaj atarsa seviniriz. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Ben ateşliyor sabaha kadar.